ULI ve PwC'nin katkılarıyla, işbirliğiyle gayrimenkulde gelişen trendler Avrupa 2015 raporu bugün açıklandı. Yanımızda ULI Türkiye Başkanı Haluk Sur var. Haluk Bey, biraz önce raporu açıkladık. Üzerinde gayrimenkul sektöründe katıldığı bir toplantıda detaylı görüş iş alışverişi yapıldı. Evet. Kısa bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Geçen seneden bugüne baktığımızda Türkiye bu anlamda sıralamada kayıp etmiş gözüküyor. 20. sıralara düşmüşüz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Farklı şekilde yorumlanabilirdi. Bu Türkiye bir değer kaybetti, bir şarkı yarışmasını kaybetti gibi yorumlamak lazım. Belki sıralamada geriye gelmek aslında, eğer işlem hacimde döndüyse, ülkenin değer skalası yukarı doğru çıktıysa, bizim derdimiz zaten o değil mi? Gayrimenkuldeki toplam varlıklarımızı yukarı doğru çekip ülkenin varlıklarını, aktiflerini kıymetli, daha değerli hale getirmek değil mi? Aslında bu gözle de bakılabilir. Bir de bazen özellikle kriz sonrası çok fazla değer kaybetmiş pazarların şimdi dip yapmış fiyatlarıyla yatırımcının orada fırsat arama isteği de olabilir. Dolayısıyla bu iniş çıkışlardan ziyade dönüp bakıp İstanbul hala yatırımcı açısından cazibesini koruyor mu? Yatırımcılar hala gelip İstanbul'da bir şeyler yapmak istiyorlar mı? Buna bakmak lazım. Bu yönüyle bir sorun görmüyorum. Hatta 2013-2014 senesi itibariyle Türkiye genelinde yabancı yatırımlarda %50-55'lik bir artış var. Bunun önü açık. Ha, şunu da sormak lazım. Tersinden bakınca biraz daha karamsar açıdan, eğer biz buraya kadar düştüysek ve bu düştüğümüz yerde özellikle yatırım perspektifi açısından yeterli iş hacimde döndüremediysek daha önceki dönemlerdeki potansiyelimize, işte o zaman kendimize bir çuvaldız batırmanın zamanıdır. Yani niye biz bu fırsatı kaçırdık, teptik diye konuşulabilir. İşlem yapmadan fiyatın yukarı çıkması amaç değil. İşlem yaptırarak fiyatı yukarı almak esas olan budur. Bir miktar işlem oldu biliyoruz. Daha da olacağını da biliyoruz. Hala İstanbul'un fırsatları sunmaya devam ettiğini de biliyoruz. Bunda da sorun yok. Dolayısıyla iniş çıkışlardan ziyade İstanbul'u büyük resimden dönüp bakmamız lazım. İstanbul küçük alanı olan, dolayısıyla arazi geliştirme sıkıntısı olan ama dolmuş taşmış ve artık patlama noktası etrafına yayılmak durumda olan bir kent. Dolayısıyla aslında bir büyük megapolisin merkezi. Aslında Kocaeli'ne Bursa'ya geçmiş zamanında bir sıçrama oldu. Şimdi Marmara'nın güneyine doğru gelişen ulaşım akslarıyla, hızlı tren, Güney Marmara Otoyolu gibi bir takım yeni mega projelerle, Çanakkale Köprü geçişiyle Marmara'nın etrafında oluşturulacak bir kolye, Boğaz Köprülerini kullanan, hem İstanbul'da hem Çanakkale'de, hem İzmit Körfez geçişini kullanan, hem Kuzey Marmara hem Güney Marmara otobanını birbirine bağlayan ve İzmir İstanbul hızlı treninden istifade eden bir tabloda İstanbul'un yerinde kalması mümkün mü? Aslında İstanbul'un dışında bütün kentler artık şimdi değer kazanmaya başlayacaklar ve gelişen kentler, gelişen trend raporunda da, 2015 raporunda da dikkat edileceği üzere Almanya'da 30 milyar euro yakın para çekerken bunun ilk 4 kenti Münih, Hamburg, Frankfurt, Berlin 10 milyar euro. Demek ki geri kalan 20 milyar euroyu kim çekti? İkinci kentler çekti, ikinci şehirler. Türkiye'de de böyle olacak. Türkiye'de İstanbul'dan başka kentler de var. İstanbul'dan başka fırsatlar da var. Artık Avrupa'da da tablo öyle ki ikinci kentlere doğru bir çıkış yaşanıyor. Mesela İngiltere'de 40 milyar euroya yakın bir gayrimenkul doğrudan dış yatırım sermayesi girdi geçen yıl itibariyle. Bunun yarısı Londra. Çok önemli bir rakam. Azımsamıyorum. Müthiş bir rakam. Ama geri kalan yarısı da diğer kentler. Dolayısıyla Türkiye'de bu yaşanacak. Yaşanıyor da şu anda aslında. Yani İstanbul merkezi, ticari gayrimenkulü İstanbul bir zamanlar merkezde, artık değil, her yerde der. İkinci el pazarında İstanbul merkezi değil. Muğla, Antalya belki İstanbul'un önüne geçti son rakamlarda hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla böyle bakınca fırsat her yerde. Ha, İstanbul iner çıkar o fark etmez. İstanbul'da 4 milyon konusu var. Bunun 2 milyonu yıkılıp yapılacak. Bunun nereden bakarsanız bakın her tarafı bir fırsat. Böyle düşünmek lazım. İzmir'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii çok büyük potansiyel. Yani Türkiye'nin belki bir ikinci şehir İzmir girebilir mi bu rapora bundan sonraki yıllarda? Bence girmeli. İzmir'in biraz daha bir moralini düzeltmeye ve algısını yukarı çekmeye ihtiyacı var. İzmir'in birazcık hayat meselesini arttırmaya ihtiyacı var. İzmir'in biraz daha olayı dünya kentleri ve küresel ekonomi ölçeğinden bakmaya ihtiyacı var bana kalırsa. Şahsi kanaatim bu. Bunu yaptığın İzmir'in önünü çok açık, kimse tutamaz ama bir o kadar da demin saydım. Bütün Marmara Havzası'nda, işte bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız da buradaydı. Balıkesir bence parlayan bir yıldız haline dönmeye gidiyor giderek adım adım. Ama 30 tane, unutmayalım ki 30 tane metropol kentimiz var. Bunda 17 tanesi 1 milyondan fazla nüfus olan kentler. Son 13 ilaveyle de
750 bin barajını açtıkları için 13 kent daha buna ilave oldu. Büyükşehir Belediyesi statüsüne döndüler ve bütün büyükşehir belediyeleri aynı zamanda il hudutlarını kapsayacak, mülki hudutlarını kapsayacak şekilde belediyelere yetki verildi. Dolayısıyla bütünleşik planlama açısından, master planlama açısından bu ne büyük bir fırsat ne büyük bir nimet. Bunu doğru değerlendirebilirsek Türkiye'nin bütün kentleri bir cazibe merkezine döner. Ama dönüp baktığımızda tabii ki İzmir çok önemli potansiyele sahip. Antalya zaten biliniyor. Muğla, hakeza Bodrum özellikle olmak üzere Didim vesaire. Bursa, Kayseri, Antep, Samsun, Konya her taraf bir fırsat yeri bence. Peki, çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.